Kur'an'ı doğru anlamak. Kur'an hatmi. 1. bölüm. Alak suresi tefsiri. İnşallah, iniş sırasına göre, ilk sure olan Alak suresiyle başlayarak, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona sanki şimdi bize iniyormuş gibi okuyup anlamaya çalışalım. 1. Alak suresi. 0. Bismillahirrahmanirrahim. 1. İkra bismi rabbikellezi halak. 2. Halakal insane min alak. 3. İkra ve Rabbukel Ekrem. 4. Ellezi alleme bil kalem. 5. Allemel insane malem yalem. 6. Kalla innel insane leyata. 7. Erra ustana. 8. İnne ila rabbike ruca. 9. Evra'yı tellezi yana. 10. ABD niza salla. 11. Evra'yı teyin kana alel huda. 12. Evhemare bit takva. 13. Evra'yı deyin kezzebe ve tevella. 14. Eyle yalimu ennallahe yara. 15. Kalla lehin lem yente ile nesven bin nasiyeti. 16. Nasiyetin kazibetin hatiye. 17. Fel yedu nadiye. 18. Senedu zebaniyete. 19. Kalla la tutu ve sçut vakterip. 0. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku, çağır. 2. İnsanı, embriyodan, ilişip yapışan bir sudan, sevgi ve ilgiden, husumetten yarattı. 3. Oku. Rabbin ekremdir, en büyük cömertliğin sahibidir. 4. Odur kalemle öğreten. 5. İnsana bilmediğini öğretti. 6. İş, sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar. 7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. 8. Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir. 9. Gördün mü o yasaklayanı? 10. Bir kulu namaz kılarken, dua ederken. 11. Gördün mü? Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise. 12. Ya o, takvayı emrediyorsa. 13. Gördün mü? Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse. 14. Bilmedim ki Allah gerçekten görür. 15. İş, sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. 16. O yalancı, o günahkar alnı. 17. Hadi çağırsın derneğini, kurultayını. 18. Biz de çağıracağız zebanileri. 19. Sakın, sakın. Ona boyun eğme, secde et ve yaklaş. Kur'an-ı Kerim'i okurken, her ayeti sanki o an bize iniyormuş gibi bir hissiyatta okumalıyız. Öyleyse, başlayalım. Ayetlerin mesajlarını tek tek açalım ve üzerinde düşünelim. Kur'an bize ne diyor ve bizden ne istiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. İkra bismi rabbikellezi halak. 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku, çağır. Kur'an'ın ilk emri oku. Dur. Bu emir, Kur'an'ın ilk talebi ve temel ibadetidir. Kur'an'ı okumadan, onu anlayıp hayatımıza sokmadan gerçek bir Kur'an mümini olamayız. Dolayısıyla, en önemli ibadetlerden biri de, okumaktır. 2. Halakal insane min alak. 2. İnsanı, embriyodan, yapışan bir sudan, sevgi ve ilgiden yarattı. Peki, neyi okumalıyız? 1. Kur'an-ı Kerim kitabını. 2. Evren kitabını. 3. İnsan kitabını. Günümüz İslam dünyası yeterince okumadığı için, birçok tuzağa düşmekte ve zorluklara sürüklenmektedir. Allah bizden yaratılışı okumamızı, evrendeki ayetleri ve insanın kendisini incelememizi istiyor. Allah ol demesiyle yaratmayı başlattı ve bu yaratılış süreci her an devam etmektedir. Böylece Allah, bilimi ve araştırmayı da teşvik etmiş oldu. Çünkü ayetler sadece Kur'an'da değil, evrenin kendisinde, insanın içinde ve her yerde bulunmaktadır. Hepsi Allah'ın ayetleridir. 3. İkra ve Rabbukel Ekrem. 3. Oku. Rabbin ekremdir, en büyük cömertliğin sahibidir. Okumak o kadar değerlidir ki, sonucunda özgürlük vaat edilir. İlk 3 ayette Yüce Allah bize, özgürlüğün kaynağının da o olduğunu bildirir. Allah'a teslim olmak, Müslüm olmaktır, yani Allah'a teslim olmak aynı zamanda okumaktır. Okumak özgürlüğe, özgürlük ise Allah'a teslimiyete götürür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, tabi besmele ile, bütün sureler besmele ile başlıyor. Berae suresi hariç.
Onun başında niye besmele yok? Onu yeri geldiğinde anlatacağım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Adıyla denmiş de Arap gramerindeki ifadesiyle müteallakı gösterilmemiş. Allah'ın adıyla ne? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum, yapıyorum, yiyorum, içiyorum. Hayır. Öyle bir ifade kalıbı ki hepsini ihtiva ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demek müteallakı? Bu çayı içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Alak suresini okumaya başlıyorum. Yani Allah'ın adıyla yapacağım, yapıyorum. Ba edatı kullanılmıştır. Hurufu cardan bir tanesidir, 20 harften. Ba edatı Arap gramerindeki ifadesiyle ilsak için kullanılır, yapışma. Allah'a sarılarak başlıyorum demek. Sebebiyet için kullanılır. Hangi işe teşebbüs ediyorsanız, bu bir bilinç halidir. Öyle bir bilinç hali ki bir nevi kendi küçük priz mi diyoruz ona? O soktuğumuz priz mi oluyor? Evet. Fiş. Priz soktuğumuz yer. Ha. O küçük fişimizi ana trafodan enerji almak üzere prize sokuyoruz adeta. Besmele'yi çekerken. Evet. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla dedik. Ve ilk ayetini Kur'an-ı Mecid'in insanlık dünyasına ilk inen ayetini okuyoruz. Alak suresinin birinci ayeti. Bu iniş sırasına göre Kur'an mealinden bizi dinleyenler birer tane edinecekler. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Çizgi çağır. İkra. Bismi rabbikellezî halak. Özgün metin bu. İlk ayet. İnsanlık dünyasına Kur'an vahyinin indirdiği ilk ışıktır bu. Ve Kur'an'ın bütün mucizesi, mesajı, rahmeti, bereketi bu ilk ayetin içinde saklanmıştır. Açacağız. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İlk emirine oku. Okumak Kur'an'ın ilk emri, ilk talebi ve temel ibadetidir. İleride onlarca ayetle bunu tafsil etmiştir Kur'an-ı Kerim, göreceğiz. Burada özetini veriyorum. Kur'an'ın temel ibadeti okumaktır. Özellikle Kur'an okumak.
temel ibadet namaz değildir. Kur'an'ın temel ibadeti namazdır diyenler yalan söylerler. Açık bir yalan, bühtan. Evet, namaz Kur'an'ın temel ibadetlerinden biridir. Ama bir numaralı ibadet namaz değildir. Okumaktır. Bakın dünyaya. Hiç Kur'an'dan Buran'dan haberi olmadan ama işlevsel olarak Kur'an'ın dediğini hayata geçiren ve okumayı bir numaraya koyan kitlelere bakın. Namazı bir numaraya koyan kitlelere bakın bir de. Niçin yaptılar bunu? Gayet açık. Okumayı temel ibadet yaparsanız insanları aldatamazsınız okuyan. Tam tersine. Aldatılamayan bir kitle yaratırsınız. Kur'an'ın istediği de budur. Allah ile aldatılmayın diyor. Göreceğiz. Namazı temel ibadet yapar bir numaraya koyarsanız kitleyi namazla aldatırsınız. 200 metreye bir cami yapar çaldığınız paralarla. O camilerin içinde asla namaz kılınamayacağını da insanlara söylemezsiniz. Ve asırlarca insanlığı aldatırsınız. Ama geldiğiniz yer felaket bir yer olur işte. Okumayı temel ibadet yapan kitlelere bakın. Namazı temel ibadet yapan kitlelere bakın. Başka bir şeye lüzum yok. Başka bir şeye lüzum yok. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor ya. İnsanı embriyodan ilişip yapışan bir sudan yarattı meni. Halakal insane min alak. Bunun üzerinde çok durmayacağız. Embriyodan yaratılma, hücre bölünmesiyle insanlığın artması, çoğalması. Bunlar hem benim branşım değil hem de burada bizim amaçladığımız mesaj değil. Şimdi üçüncü ayette tekrar okumaya vurgu yapıyor. Oku tekrar. Rabbin ekremdir. İkra ve rabbukel ekrem. Ekrem, kerem kökünden bir kelime, Allah'ın sıfatlarından biri. Ne demek biliyor musunuz? Hiç bunu söylediler mi size? Açın, bütün Arap lügatlerinde bu vardır. Bunu benim mealim dışında bir tanesi, bundan sonra yaparlarsa buradan aşırıyorlar. Birçoğunu aşırdılar. O ayrı. Benim mealimden önce bir tanesi bunu dillendirmiş midir? Ekrem sıfatı Allah'ın nedir? İsmi taftil kipi kullanmış. Kerem nedir? Kerem özgürlüktür. Ekrem de özgürlüklerin kaynağı demek. Daha ilkinen ayetlerini, 19 ayettir Alak suresi, ilk 3 ayetinin içinde Allah'ın özgürlüklerin kaynağı olduğunu söylüyor. Ey insanlık, kendine gel, bu kitabı tanı. İslam dünyası için Allah özgürlüklerin kaynağı mı? Yoksa köleliklerin kaynağı ve kamuflaj aracı mı? Niye Kur'an Allah ile aldatılmayın diyor? Niye diyor? Tabii. Abd-i memlük olmayın diyor. Göreceğiz Nahil suresinde. Yani onun bunun alınıp satılabilen kölesi haline gelmeyin. Raiye olmayın diyor. Hayvan sürüsüne dönüşüp başınıza birini çoban dikmeyin diyor. Özgürlüklerin kaynağı olan bir Allah başka ne der ki? 4. Ellezi alleme bil kalem. 4.
odur kalemle öğreten. 5. Allemel insane malem yalem. 5. İnsana bilmediğini öğretti. Kur'an'a göre insanlığın ilk öğretmeni Allah'tır. Öğrenmenin ve öğretmenin önemine vurgu yapılarak insanın her şeyi bizzat Allah'tan öğrendiği anlatılmaktadır. 6. Kalla innel insane leata. 6. İş, sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar. İnsan, kendisini yeterli görerek haddini aşabilir ve zalimleşebilir. Örneğin, Firavun gibi gücü ve kudreti elinde bulunduranlar haksızlık yapma eğilimindedir. Böyle biri için merhamet yok olur, yalan ve zulüm hakim olur. Kur'an'ın anlattığı bu Allah sizin Allah'ınız mıdır? Sizin Allah'ınız bu mudur? Sizin Allah'ınız bu mudur? Bu kitabın anlattığı Allah mıdır sizin Allah'ınız? Haşa, asla değildir. Sizin Allah'ınız bu kitabın anlattığı Allah değil. Eğer bunun aksini söylersem, bu kitap beni Allah'ın huzurunda yerlerde süründürür. Çünkü bu kitap bana bunları öğretti. Şimdi ben bunları saklayayım mı sizin hatırınız için? Sizin Allah'ınız bu kitabın şurada tanıttığı Allah değil. Onun adını Allah diyebilirsiniz. Profesör Salih Akdemir ne diyor? Bunların Allah dediği adına Allah denen bir puttur diyor. Kur'an'ın anlattığı Allah değil. Salih Akdemir'i buradan saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Benim aziz meslektaşım ve arkadaşım. Onu ilk defa bu ülkede o söylemiştir. Sizin anlattığınız, sizin dediğiniz Allah o Allah cece, esselamu aleyküm falan diye kandırma aracı olarak kullandığınız Allah, burada anlatılan Allah değil. Sizin anlattığınız Allah'ı, sizin Allah'ınızın Kur'an'ın Allah'ı olduğuna inananlara, güvenenlere yazıklar olsun, onlar sürünmekten asla kurtulamazlar. Siz onları Allah ile devamlı aldatacaksınız. Ve onlar bunlara müstahaktırlar. Ta Kur'an'ın anlattığı Allah'ın sizin Allah'ınız olmadığını anlayıncaya kadar. Evet. İkra ve Rabbükel Ekrem diyor. Sadakallahul Azim. Oku. O özgürlüğün kaynağı olan, cömertliğin kaynağı olan, bu manada var Ekrem'de. Asaletin kaynağı olan o Allah'ın adıyla oku. Şimdi bakın okumak dedi, arkasından ne diyor? İlk ayetler, ilk inen 19 ayetin dördüncüsünde bakın ne diyecek. Odur kalemle öğreten, cümlenin yapısı itibariyle bölü çizgisi bir manası daha var. Kalemi kullanmayı öğreten odur. Kur'an'a göre Allah insanlığın baş öğretmenidir. Kalemle yazmayı, okumayı öğreten de odur. Ellezî alleme bil kalem. Dördüncü ayet. Bu Allah'ın adıyla oku. Bak. Oku bu Allah'ın adıyla. Tabiri mazur görün, Allah'a bakar mısınız? Bu Allah'a yapışan, buna iman eden yolda kalır mı? Ve şu demin anlattığım adamların Allah dedikleri bu Allah olabilir mi? Beşinci ayet. İnsana bilmediğini öğretti. Allemel insane malem ya'lem. Kullandığı kelimeye bakın. Halleme, halleme ileride bunu daha çok kullanacak. Türkçe'de muallim kelimesi var. Bu kelimeden alınmış isimdir. Muallim, öğretmen demek.
fiil şeklinde kullandı mı alleme diyor. Burada onu kullanmış. Demek ki Allah insana öğretmenlik yapar. Bilmediğini o öğretti insana. Ha. Oluş, varoluş nizamı içinde bu öğretmenin tabii ki yolu yöntemi var. Onun sistemini, nizamını kurmuş Cenab-ı Hak ayrı. Ama işin başında o var. Baş öğretmen o. Ben size çok kestirme bir sır vereyim. Yararlanın bundan. Ben yararlandım hayatımda. Bunun elle tutulur tanıklarından biriyim. Allah'ı kendinize öğretmen yapın. Ya hoca bu nasıl olur? Kur'an'a benim gibi verin kendinizi. Ona teslim olun. Ona hayatınızı vakfedin. Ondan istimdad edin. Gecenizi, gündüzünüzü onunla donatın. Allah size öğretmen olur. Geçenlerde bir ilahiyatçı arkadaşım, bana eskiden beri çok sataşan biri ama vicdanı yerinde sağlam duruyor demek ki. Bir milletvekili arkadaşım dedi, böyle cerbezeli bir sohbet dedi seninle ilgili. Al ver, al ver, al ver, çekiş, çekiş, çekiş. Sonunda demiş ki, ben bir şey söyleyeyim sana abiciğim. Kur'an Yaşar Nuri'ye verdiklerini bize vermiyor demiş. İşin esası budur. Tebrik ediyorum. Allah utandırmasın. O zaman benimle görüşürse bu meslektaşım, aslında bunu söyleyen bir kişi ama orada 4-5 meslektaşım var. Hepsi de profesör ünvanlı. Onlardan rica ediyorum. Ben onlara bazı ipuçları veririm. Kur'an niye bana verdiklerini onlara vermiyor? Kur'an böyle bir şey yapar mı? Vermek için arıyor, insanları arıyor. Kitab-ı Kerim, cömertliğin kaynağı olan kitap, özgürlüğün kaynağı olan kitap. Kur'an'ın sıfatlarından biri de Kerim'dir. Vermez mi? Bir yamukluk var ki vermiyor. Kaldırın yamukluğu, versin. Ben size yardımcı olayım. Ben yaşamış, bu nimete mazhar olmuş, Allah'ın lütfettiği kullardan biriyim. Ben size vereyim bunu. İnsana bilmediğini öğretti. Şimdi 6. ayette kalıyoruz. Çünkü 6. ayette Kur'an-ı Kerim bu ilk suresinde insanın ilk keşfedilmesi, bilinmesi gereken bir boyutuna ışık tutacak. 7. Er-Ra'ustana. 7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür. Elindeki güç sayesinde kendisini kimseye muhtaç olmadığını zanneder, kibirlenir ve kendisini ilahlaştırır. Bu durumda nankörlük ve ikiyüzlülük ortaya çıkar, çevresine zalimlik yapmaya başlar. 8. İnne ilâ rabbike rucâ. 8. Oysa ki dönüş yalnız Rabbinedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, sonunda dönüş Allah'adır. Dünyanın tüm malına ve gücüne sahip olsalar bile, ilahi adalet günü onları beklemektedir. 9. Er-Ra'i tellezi yana. 9. Gördün mü o yasaklayanı? 10. ABD niza salla. 10. Bir kulu namaz kılarken, dua ederken, inanç özgürlüğüne karşı çıkarlar, insanları ibadetten alıkoyarlar. Eğitim, bilgi ve Allah'a yönelişi engellemeye çalışırlar. Görünmez şeytanların şerrinden Allah'a sığınarak, yani istiaze ederek, evet. 6. ayetten başlayalım, Alak suresi. İş sanıldığı gibi değil, insan gerçekten azar, kendisini her türlü ihtiyaçtan... Dur. Şimdi bunu, demin söylediklerimi hatırlayın. Bunu biz şöyle okusak. Ben okuyayım şimdi.
Kella innel insane leyedgâ. Bu kitleye bu ne verir? Benim meslektaşım olup da bu işi bilen, Arapçayı bilen insanlar hariç, onlar sayılacak kadar az. Ne verir büyük kitleye bu? Bu kitabın dinini yaşayan, bu dini yaşamak için camilere koşan, hacca koşan, umreye koşan, oraya koşan, buraya koşan insanlara innel insane leyedgâ dedim mi ne verir? Ha ben bunu uşak makamından şöyle okursam, Hüseyni'den böyle okursam, Sabah'dan şöyle okursam, Hüzzam'dan şöyle okursam ve güzel de okursam duygulanırlar bundan. Hatta birçoğu da ağlar. Evet. Bu ne verir bize? Şimdi bir şey vermediğini göreceğiz. Yani telaffuzu bize hiçbir şey vermez. Evet. Hiçbir şey vermez. Telaffuzu bana verir. Ben anlamını çünkü tedebbür için, görevimi yerine getirdiğim için telaffuzu bana verir. Evet. Başkalarına ne verir? Hiçbir şey vermez. Şimdi ne diyor? Bir daha oku. 6. ayeti sureyi okuyorum. Pardon. 6. ayeti okuyorum. İş sanıldığı gibi değil. İş virgül var orada. İş biraz sanıldığı gibi değil. İnsan gerçekten azar. Kella edatını kullanmış. O Arapça ifadesiyle ma kablini nefh, ma badini ispat için kullanılan bir edattır. Evet. Kella dedi mi? Yani o daha önce sizin söyledikleriniz, düşündükleriniz gibi değil bu iş. Neyse artık o bağlamına göre. İnnel insane leyedgâ. Yemin olsun ki insan kudurasıya azar. Tuğyan kelimesini kullanmış. Tuğyan kökünden bir fiil kullanmış. Yedgâ diye. Tabiat kuvvetlerinin köpürüp kudurmasına da bu tabirle tercüman olunur. Suların kudurması, coşması, ateşin. Mesela cehennem için, cehennemin adlarından biri de tağiyedir. Yani köpüren, kuduran ateş. Şimdi insan içinde bunu kullanıyor. İş sanıldığı gibi değil, insan gerçekten azar. Edatı tahkik koymuş, inne. Evet. Kudrasıya azar. Ne olur kudrası yazdığı zaman? Kur'an bir matematik insicamla onu da vermiş. Tağut olur. Tuğyan kökünden, burada kullandığı fiilin kökünden bir isim kullanmış. İnsan tağutlaşır. Tağut ne demek? Tağut Firavun'un sıfatlarından biridir. Bütün zalimleri, büyük zalimleri Kur'an tağut diye anıyor. Firavunların özel sıfatlarından biridir tağut. Tağutlaşır insan. İnnel insane leyedgâ, insan tağutlaşır diye tercüme edilebilir. O kökten ve Kur'an'da da kullanılan bir isimdir. Ne yapıyor tağutlaşınca? Kuduruyor. Nefsi emmare haline geliyor. Hak tanımıyor, hukuk tanımıyor. İnsan tanımıyor. Can demiyor. Acımak demiyor. Merhamet demiyor. Nasıl bu hale geliyor insan? Şimdi 7. ayette onun cevabını veriyor. Yani tefsir terimleriyle konuşursak bu muhteşem, bu sarsıcı hükmün illetini veriyor. Yani insan ne oluyor da kudrasıya azıyor? Bir
Suali mukaddere eskilerin tabiriyle. Bir gizli soru insanın vicdanında uyanıyor. Evet. Ya bu nasıl iştir, kudurası yazıyor insan. Niye? Niçin? Şimdi illetini gösterecek. Oku. Kendisini her türlü ihtiyaçtan, herkesten azade görmüştür. En ra'ahu istagna. Özgün metin. Şimdi telaffuz işe yarıyor. En ra'ahu istagna desem kim ne anlayacak? Hiç. Niçin kudrasıyı azıyormuş insan? Cenab-ı Hak bizim yorumumuza bırakmadan kendi hükme bağlıyor. Kendisini hiç kimseye muhtaç olmayacak bir noktada görür. Herkesin ona muhtaç olduğu bir noktada görür. Kendisinin kimseye artık ihtiyacı yoktur. Öyle bir aynada, işte nefse emmarenin de tarifidir bu. Nefse emmare, kendisini ilahlaştıran nefis demek. Kendisi dışında kimseyi hak tanımayan nefis demek. Kur'an onu da veriyor. Yusuf suresinde göreceğiz. Böyle bir noktaya geldi mi kudurur insan. Tut ki tutasın. Tut ki tutasın. Hele bir de elinde büyük imkanlar varsa yandınız. Ve bu büyük imkanları arasına Allah ile aldatmayı da koymuşsa ve ustalıkla onu da kullanıyorsa, yandınız ki yandınız, Türkiye'nin yandığı gibi. Ya. Demek ki insan, benim artık kimseye ihtiyacım kalmadı, herkes bana muhtaç, ben kimseye muhtaç değilim. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Ben herkese her istediğimi yaparım. Deme noktasına gelmişse tağutlaşmıştır. Kudurma noktasına gelmiştir. Bu noktanın adı, Kur'an'ın bu noktayı ifade için kullandığı diğer tabir firavunlaşmadır. Çünkü tağut, firavunun özel sıfatlarından biridir. Daha açıyor bunu Kur'an-ı Kerim. Bu noktaya gelmiş olan tağut ne der biliyor musunuz? Onu da yakında Nazihat suresinde göreceğiz. Firavun'u konuşturuyor orada. Ne diyor Firavun biliyor musun? Mısır halkına. Allah! Ne diyor biliyor musun Ebru'cu? Diyor ki, ene rabbukumul a'la. Geleceğiz oraya şimdi araba. Ene rabbukumul a'la diyor. Kudurasıya azmış, tağutlaşmış kişinin kendisini deşifre eden deklarasyonu, adeta manifestosu budur. Kur'an bunu da veriyor. Ne der kitleye? Ene rabbukumul a'la, ben sizin en yüce Rabbinizim, en yüce Tanrınız benim. Ya kendi söyler bunu ya birilerine söyletir. Allah'lığını ilan eder. Bunu açık yapar, örtülü yapar. Kur'an terbiyesini şöyle gölgesiyle de olsa almış bir toplumda çok açık yapamaz bunu. Gizli gizli, örtülü biçimde yapar. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Bakın Kur'an ayeti. Dedim ya, matematik insicam, matematik tutarlılık. Kur'an kadar matematik kullanan bir kitap ben görmedim. Görmedim. Yani Kur'an, baktığınızda konuları metafiziktir, sosyolojiktir nihayet. Matematik nasıl olur ya? Evet olur. Bak şimdi matematiğe bakın. Diyor ki insan
kudurasıya azar. Öyle bir noktaya gelir. Niçin? Herkesin kendine muhtaç ve kendisinin de kimseye muhtaç olmadığını düşündüğü için. Bunun diyor canlı örneği başta Firavun'dur. O zaman Firavun'a bakacağız. Kudurma noktasına gelenin alamet-i farikalarını listelemek için Firavun'a bakacağız. Ne diyor Firavun? Hitap ettiği topluma. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Sizin en yüce Allah'ınız benim. İlahlaştırıyor. Kendini. Allah'ını ilan ediyor. Ediliyor veya ettiriyor. Firavun mert. Açık söylüyor. Bir de Firavun'un kahpeleri vardır. Birine söyletir bunu. O çok daha kötüdür. Mekke müşrikleri de bu manada mertti. Onlar diyorlardı ki Allah var tamam. Hatta Mekke müşrikleri Firavun'un aksine en yüce Allah, en yüce Rab, en yüce Tanrı Allah'tır diyorlardı. Kur'an bunları veriyor bize. Fakat ikinci, üçüncü, dördüncü derecede tanrılar da var diyorlardı. Bir panteon kuruyorlardı. Şirk budur işte. Bakın, Firavun'un kullandığı tabir de öyle. Ben sizin tek Rabbinizim demiyor, dikkat edin. Ene rabbukumul a'la, ismi taftil kipi kullanmıştır. El a'la, yani yüceler içinde en yüce olanı ifade için kullanılır. Mesela Allahu Ekber deriz. Evet. Büyükler içinde en büyük, en ulaşılmaz büyük odur anlamındadır. Evet. Firavun ne diyor? Çok tanrılar olabilir diyor. Siz bunlara da inanabilirsiniz. Fakat en yücesi benim. Öyle diyor. Ve açıyor bunu. Eleyse li mülkü Mısır ve hâzihil enhâru tecrî min tahtî diyor. Bakın diyor, en yüce Rab benim tabii. Bu Mısır toprakları benim değil mi? Bütün Firavun saltanatları böyle demiştir. Evet hocam. Peki, şimdi tağutlara ve kudurma noktasına gelmiş Firavunlara, Firavun bozuntularına veya her neyse o ruhu taşıyanlara 8. ayette bir cevap getiriyor. Diyor ki, insanlar sizin müstahak olduğunuzu size yapamayabilir. Fakat bu sizi aldatmasın. Bunun mutlaka ve muhakkak bir sonu olacaktır. İnsanları aldatabilirsiniz. Gücünüzle onları susturup bastırabilirsiniz. Tağuti oyunlarınızla onları ses çıkaramaz hale getirebilirsiniz. Çeşitli oyunlarla onları prangalayabilirsiniz. Zihinlerini, hatta kendilerini. Bir kısmını fiilen prangalayıp bir kısmının zihnini prangalayabilirsiniz. Değişik olabilir bunlar. Ama bir son var diyor. Oku 8'i. Oysa ki dönüşü yalnız Rabbinedir. Oraya döndün mü şeyi göreceksin orada işte. Şeyi. O huzurda şeyi, şeyinin, her şeyi orada göreceksin. Orayı ne yapacaksın? O günü anlatıyor, o gün nasıl bir gün? Öyle bir gün ki diyor o, kardeş kardeşinden, ana evladından, evlat anasından kaçacak. Kendini kurtarmak için bir çare arayacak. O gün ne yapacaksın? Ey tağut, ey Firavun ve Firavun'un torunu. Tarih boyunca hepsine hitaben söylüyor. Ne yapacaksın o gün? Evet. Devam edelim isterseniz hocam.
Gördün mü o yasaklayanı diyor. Virgül isterseniz devam edeyim. Gördün mü o yasaklayanı? Bir kulu namaz kılarken, dua ederken. Ha, şimdi bakın nereye geldi. Şimdi inançlara, vicdanlara, bugünkü hukuk devletinin lügatinde bu ayetlerin işaret ettiği nokta inanç ve vicdan özgürlüğüdür. Bunların adını koyacaksınız. Bunların bugünkü insanlık lügatindeki karşılıkları, bu kitap da insanlığın kitabıdır. Bu kitabın verilerinin insanlık lügatindeki karşılıklarını bulacaksınız. Sade bedevi lügatındaki karşılıklı olmaz. Bu sade bedeviye hitap etmiyor ki. Onu alacağız gayet tabii. O olmazsa olmaz. Evet. Ama o kadar değil. Eraitellezî yenhâ abden idâ sallâ diyor. Sallâ, salat kökünden bir fiil kullanmış. Bir kulu yakarırken, terimsel olarak namaz kılarken görüp de ona engel olanı gördün mü diyor. İnançlara musallat olan. Bakın dikkat edin, namaz 8. ayette geçmiştir. Bu Kur'an'ın ilk suresi, Kur'an'ın mesajının bir özeti, bir manifestosudur 19 ayet. Bu manifesto surede ilk emir ve ilk ibadet oku, 8. ayette namaz söz konusu ediliyor. İşte namaza koyacağınız, bulacağınız yer böyle bir yer olacaktır. Ne yaptılar şimdi İslam'ı ters yüz edenler? 8. ayette, 8. basamakta yer almış bir değeri getirdi, 1.'ye koydular. 1.'de ne vardı? Oku. Evet. Onu da aldılar, indirdiler 8. sıraya. İşte felaket budur. Şimdi siz bu kitabın verilerine göre dinini, imanını tanzim etmiş bir kitle görmek istiyorsanız ilk bakacağınız o kitlenin ülkesinde okuma salonları, kütüphaneler, mekteplerle camilerin durumunu mukayese edeceksiniz. Pekala. Demek ki bakacağız. Okullar, kütüphaneler, tek tek her biri, düşünce kulüpleri, felsefe kulüpleri, okuma salonları, tek tek her biri camilerin birkaç katı olacak. En az 8 katı. Matematik insicam dedim ya. Birinci ayette oku demiş, namazı 8. ayette. O da emir kipiyle vermemiş. Sadece ismi geçiyor. Hadi öyle kabul edelim, emir kipi sayalım. 8 katı olacak. En az okullar, camilerin 8 katı. Okuma salonları 8 katı. Felsefe kulüpleri, düşünce kulüpleri 8 katı. Bana böyle bir Müslüman ülke gösterin, ben onun ülkesinin cennet olduğunu size hemen söyleyeyim. Gösterin bana böyle bir ülke. Ben oturduğum semtte pencereden baktım mı 20 tane minare sayıyorum. Ve o semtte 15 yıla yakındır oturduğum için biliyorum. Bir tane felsefe kulübü, düşünce kulübü yok. Bir tane kütüphane yok. Bu Müslüman ülken. Bunun %99,5'u Müslüman mı? Ulan Allah'tan korkun, Allah'tan. Allah'tan korkmuyorsanız insanlardan utanın. Hayvanlardan utanın. Hayvanlardan utanın. Siz insandan utanmayı geçtim. %99,5'u Müslüman. Bunun mu Müslüman? İşte. Şimdi bu kitabı okutacaklar size. Benim okuttuğum, anlattığım gibi. Diyecekler ki hatim böyle olur. Tedebbür olursa hatim olur. Böyle okuyacaksınız. Aha size ana dilinizde buyurun okuyun. Başları bağlandı. Mustafa Kemal gelmiş, Elmalılı gibi bir büyük üstada tercüme ettirmiş Kur'an'ı. Türk tarihinde ilk defa.
vermiş. Şimdi artık onu aşamıyorlar. Şimdi başka şeytanlıklar tezgahlıyorlar. Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılamazsın. Yalan diyenin Allah bin türlü belasını versin. İmam-ı Azam'ın bedduası üzerinize olsun. 1400 yıllık Hanefi fıkhını tedvin eden o fıkıh üstadlarının hepsinin bedduası üzerinize olsun. Çünkü hepsi bunun aksini söylediler. Hani İmam-ı Azam sizin mezhebinizin imamıydı, ehl-i sünnetin imamıydı? Sizin suratınıza. Hani imamınızdı sizin? Şu benim söylediğimi İmam-ı Azam 1380 sene önce söylemedi. Kur'an'ın tercümesiyle herkes namazını kılabilir. Arapça bilse bile kılabilir diyor İmam-ı Azam. Arapça bilse bile başka bir dildeki Kur'an tercümesiyle namazını kılabilir diyor. Kim diyor bunu? İmam-ı Azam. Kim İmam-ı Azam? İslam fıkhının kurucusu. Ama en azından bizim bağlı olduğumuz Hanefi mezhebinin kurucusu. Evet. Ehl-i sünnet mezhebinin öncüsü. Hani sizin imamınızdı? İmam-ı Azam, en büyük imam. Niçin sakladınız bunu milletten? 11. Evraiteyn kanaalel huda. 11. Gördün mü? Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise. 12. Ev emare bit takva. 12. Ya o, takvayı emrediyorsa. Birinin doğru yolda olup olmadığını önemsemeden, yalnızca kendisine benzemediği için, ona haksızlık ederler. 13. Evraiteyn kezzebe ve tevella. 13. Gördün mü? Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse. 14. Eyle yalimu ennallahe yera. 14. Bilmedim ki Allah gerçekten görür. Birini yalnızca kendine benzemediği için dışlarlar. Kendi çiğnerleri doğrultusunda adaleti çiğnerler. Allah her şeyi görür, gizli de olsa, açık da olsa bilir. 15. Kalla lehin lem yente ileti fen bin nasiyeti. 15. İş, sandığı gibi değil. Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz. 16. Nasiyetin kazibetin hatiye. 16. O yalancı, o günahkar alın. Ey zalimler! Eğer bu tutumunuzdan vazgeçmezseniz, Allah sizi mutlaka sorguya çekecek. Adalet Allah'a aittir, insanların gücü size yetmeyebilir ama Allah'ın hükmünden kaçamazsınız. 17. Fel yedun nadiye. 17. Hadi çağırsın derneğini, kurultayını. Bütün güçlerini toplasalar, tüm imkanlarını kullansalar bile. 18. Senedül zebaniyete. 18. Biz de çağıracağız zebanileri. Sonunda mutlaka vaat edilen hesap günü gelecek ve hepsi adaletin önüne çıkarılacaktır. 19. Kallala tutu ve sçut vakterip. 19. Sakın, sakın. Ona boyun eğme, secde et ve yaklaş. Bu zulme ve baskıya boyun eğme, Allah'a secde et ve ona yaklaş. Tüm sıkıntılara rağmen, yalnız Allah'a güven. Allah'ın dost doğru yolundan sapma. O mince ayette, gördün mü, ya o iyilik ve doğruluk üzerine ise? Şimdi adam şu inançta, Mekke müşriklerine diyor ki, siz sizin gibi ibadet etmeyen adamı, onlar da ibadet ediyor çünkü. Ve Kabe'de ibadet ediyor, Müslümanları da peygamberi de Kabe'ye koymak istemiyorlar. Bura atalarımızın mabedidir, sen atalarımızın dinine karşı çıktın, çık buradan diyorlar. Şimdi diyor ki Kur'an-ı Kerim, o horladığın ve yasaklar getirdiğin iyilik ve doğruluk üzerindeyse, erâite inkâne alel hüdâ. Şimdi ne yapıyor? Dinciler kendileri gibi düşünmeyenlere, dinsizler ve kendileri gibi düşünmeyenlere bunu yapıyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim burada hiçbir din, mezhep kaydı koymamıştır. Evet. Sadece insan üzerinden gidiyor. Bu dinci de olabilir, dinsiz de olabilir. Diyor ki bir dinle bakalım ya. Bugüne taşıyalım. Ey dinci,
Sen hesabına gelmeyen herkesi kaldırıp atıyorsun. Bir dur, bir nefes al, bir dinlen. Kaldırıp at. Ne bakalım, dinci. Bak bu adam haram yemiyor. Bu adam iftira etmiyor. Bu adam yalan söylemiyor. Bu adam benim gibi düşünmüyor diye kimseyi zindanlara tıkmıyor. Kimseye kumpas kurmuyor. Kimsenin hukukunu ihlal etmiyor. Kimsenin evladının ölümüne sebep olmuyor. Kimseyi şiddet altında inim inim inletmiyor. Bunların hiçbir manası yok mu bu dine göre? Varsa yoksa iki rekat yatıp kalkmak inim inim inletmiyor. Bunların hiçbir manası yok mu bu dine göre? Varsa yoksa iki rekat yatıp kalkmak? Ulan sen yatıp kalktın da ne oldu? Bu seni adam etmemiş zaten. Sormazlar mı? Kur'an ne diyor? Namaz insanı kötülüklerin gizlisinden, açığından alıkoyar. Seni koymadığına göre ulan senin kıldığın namaz değil iblis. Sen git bunu düşün evvela. Bak öbür adama. O iki rekat namazı yok ama onun dışında her şeyi tamam. Helal lokma yiyor. Namuslu. Gıybet etmiyor. Hak yemiyor. Zulmetmiyor. İftira etmiyor. Yalan söylemiyor. Devlet malını çalmıyor. Kamunun hakkına ya ne kaldı geriye zaten? Dönelim bu yana. Şimdi dinsiz zebanilerde. Onlardan da çok kötü şeyler gördük. Şimdi dinsiz zebanilerde. Onlardan da çok kötü şeyler gördük. Hep hiçbiri için denmez. O da adam A dedi mi? Git. Ya ne oldu? A dedin, A Allah diyeceksin sen. Sen gericisin. Lan utanmaz hayasız adam. Dur ya, A derken belki armut diyeceğim, sen hele bir sabret bakalım. Ona bile tahammülü yok. Hele bir de Allah dedin mi? Bitti. Nedir senin bu Allah'la derdin? Bir de Allah'ın yanına bir de Kur'an dedin mi? İyice yandın. Ben yaşamış biriyim, biliyorum. Bu da diyor ya, bu buna aydın diyorlar. Ya bırak diyor ya, bu da sonuçta diyor Kur'an demiyor mu diyor. Bunun ne farkı var falancadan? Bakar mısın? Sonra ceza amel cinsindendir. Allah getiriyor o tertemiz müminlere taan etmelerinin cezası olarak dini bir çıkar aracı şeklinde kullanıp kitleyi Allah ile aldatanların pis ayaklarını onun ensesine bindiriyor. Al diyor şimdi. Gördün mü şeyin? Hadi al. O halis Kur'an müminlerine yaptıklarının faturasını öde bakayım diyor, hayvan oğlu hayvan. Hadi öde. Öde diyor. Yani onlarda da öyle bir Allah, Kur'an ve Muhammed alerjisi var ki ya kelimelerine bile tahammülleri yok. Ya Allah dediğiniz şu Kur'an'ı gönderen kudrettir. Bu Kur'an'ın mabut diye tanıttığı kudrettir. Onu istismar edenleri koy bir kenara, şu kitabı oku. Burada tanıtılan Allah'tan bir şikayetin var mı? Söyle, ben sana anlatayım. Yahut sen bana izah et, beni tanıt, ben 50 yılımı verdim bu kitaba. Ben aptal mıyım ya? Ben 3 fakülte okudum, doktora yaptım, doçent oldum, profesör oldum.
Dünya üniversitelerinde 15 tane tez yapıldı, doktora tezi benimle ilgili. Herhalde ben aptal bir adam değilim. Bunlar olmaz aptal olsa. 12. Oku. Ya o takvayı emrediyorsa. Ya, sen diyor onu horluyorsun. Takva demek kelime anlamıyla korunmak, sakınmak demek. Dinsel iki anlamı da var. Evet. Allah'ın iradesine ters düşen şeylerden sakınmak. Tamam mı? Evet. Ve dinsel buyrukları titizlikle yaşamak. Özellikle ibadetler. Kur'an-ı Kerim takvanın ibadet anlamında olanını insanlar arasında değer ölçüsü olmaktan çıkarmıştır. Hucurat suresinde göreceğiz. Kur'an'ın devrimlerinden biridir bu dinler tarihinde. Hiç kimse ben şu kadar ibadet yapıyorum diye insanlar nezdinde kendisini farklı kılamaz. Kur'an bunu yasaklamıştır. Ama takva tabii, mesela Kur'an takvayı tabiatın dengelerini korumak anlamında da kullanır. Küresel Afetler kitabında müthiş anlatıyorum bunu. Küresel Afetler burada yok. Küresel Afetler Almancası basılacak yakında, tercüme edildi. İngilizcesi de yapıldı. O ne zaman basılır bilemiyorum. Tam küresel bir kitap oldu yani. Evet. 13. Gördün mü? Bak hep böyle. Erayte, erayte. Gördün mü? Bunlar tevbih ve itap ifadeleridir Arap dilinde. Yani böyle tokatlar gibi. Bak, gördün mü? Bak dikkat, bak gördün mü? Yani yanlış yaptım, bir dikkat et, bir bak. Evet. Gördün mü? Ya şu yalanlamış. Gördün mü? Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse. Onu horluyorsun, bunu yüceltiyorsun, övüyorsun. Peki ya bu yalanlamışsa, yani doğruya karşı çıkmış, gerçeğe sırtını dönmüşse diyor. Sana bir adamda hoşuna gitmeyen bir şey gördün diye hemen onu kaldırıp atıyorsun. Bu yanki hesabına uygun diye bunu kucaklıyorsun. Yapma diyor. Bir dur düşün bakalım. Evet. 15. Şimdi ayete geldik. 14. 14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür? Hep o tağut benliğe söylüyor bunları. Bilmedi mi ki elem ya'lem bi ennallâhe yara. Allah gerçekten görür. Sen öyle dersin, böyle dersin. Şu bakın, Kur'an-ı Kerim bunu niye yapıyor? İnsan vicdanına, insanın hukuk vicdanına özellikle hitap ediyor. Fakat diyor ki buradan kısa vadede sonuç almak çok olası değil. Onun için devamlı son da mahşere, son mahkemeye, son hesaba, son yargıcı atıf yapıyor. Öbür yargıçları tağut takımının aşacağını, bloke edeceğini, işlemez hale getirileceğini, memurlaştıracağını, güdüme alacağını, uşaklaştıracağını biliyor Kur'an-ı Kerim. Bakın, insan hayatının nerelerine temas etmiş daha. İlk suresi 19 ayet. Bir sayfa burada bak. 19 ayet bitmiş. Bak nerelere temas ediyor. Onun için diyor ki ey insan aldanma. Her türlü oyunla işi burada halledersin, düdüğünü öttürürsün. Ama bir gün mutlaka seni yakalayacağım. Nasıl yakalayacağını şimdi söyleyecek. Oku. 15. ayete geçtik. İş sandığı gibi değil. Gene kella dedi bak, o edatı kullandı. Evet. Ey tağutlar, ey zorbalar, ey zalimler, ey hukuksuzlar, ey müfteriler, ey alçaklar, ey zalim, ey vicdansızlar. Kella, sizin zannettiğiniz gibi değil bu iş. Evet.
eğer vazgeçmezse yemin olsun o anı mutlaka tutup sürteceğiz. Le in lem yentehi lenesfe'en bin nasiye. Nasiye alın demek. Vazgeçmese alnından tutup süründüreceğiz diyor. 16. ayeti okumak üzere bakıyordum ki... Evet, 16. Ayeti ben sözümü bitirince bakarsın. Peki, evet. Buyurun o zaman sizi dinleyelim. Demek ki hepsini aşarsın, tamam anladık ama diyor, sonunda alnından tutup seni yüzün üstüne süründüreceğim. 16. O yalancı, o günahkar alnı. O yalancı, o günahkar alnı. 40 bin numarayla kendini ne olarak gösterdin? O yalancı, o günahkar alnı. Nasiyetin kâzibetin diyor. Yalancı ve günahkar alın. Tabire bak. Hele bir de o alın. Ey kitle, o alın bir de secdeye koyuyorsa gidip kendini. Allah'ın ona duyacağı öfkeyi düşün. Bütün bu melanetlerden sonra bir de gidiyor secdeyi telvis ediyor o pis alnıyla. Onun hali nice olacaktır? Maun suresi o öfkeyi boşuna önümüze koymamıştır. O pis alınların yaptıkları secde lanet olarak onlara geri dönecektir diyor. Amenna. 17. Hadi çağırsın kurultayını derdini. Öf. Tağutların ve tağuti sistemlerin kitleleri susturup bastırmak için nerelere başvuracağını, neleri kullanacağını. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ diyor. Nadi kelimesi, meclis, kurultay. Efendim, kongre, komisyon, güç odağı, bütün bunları ifade eder. Ne tercüme etmişiz? En çok öne çıkanlarını vermişim burada. Çağırsın kurultayını, derneğini. Derneği, vakfı, var. Veya güdümündeki resmi bütün kuruluşlar. Tarihin büyük tağutlarına bakın. Neron'dan, Hitler'den, Stalin'e, Saddam'a kadar. Ve bugünkülere kadar. Kullanmadıkları ne var? Güdümlerindeki vakıflar, dernekler, kuruluşlar. Bugün zaten sayıları yüzlerle ifade ediliyor. İşte sivil toplum kuruluşu diyorlar, bilmem ne diyor. Bir yıl. O da yetmiyor. Nazizmin, Hitler'in Almanya'sında, Mussolini'nin faşizmin İtalya'sında gördük ki ve bugün de örnekleri var, görüyoruz ki bu tağuti zihniyetlerin kullandıkları güç odakları içinde bizzat devlet yönetmekte oldukları devlet, bir biçimde ele geçirdikleri devletin kuruluşları, kurumları, imkanları da olur. Kur'an-ı Kerim'i ona göre kelime kullanmış. Hepsini içerir. Hitler ne yapıyordu Hitler? Tarihin o en büyük canavarı, o en dehşet saçan tağutu canavarı. Seçimle geldi. Demokrasi diyerek geldi.
milletin iradesini kullanıyorum edebiyatıyla milletin başına çöktü. Sonra dünyanın başına bela oldu. 30 milyona yakın insanı yakarak veya işkencelerden geçirerek katletti. Demek ki Kur'an durup dururken yapmıyor bunu. Daha ilk suresinde Kur'an'ın el attığı şeylere bakın. Burada hiçbir ilahiyat tartışması var mı Allah aşkına? Bir tane teolojik tartışma var mı şurada? Kur'an'ın manifesto suresidir bu. İlk sure. Yani Kur'an burada kısaca insan hayatı için öngördüğü değerleri, müsbetleri, menfileri karşılaştırarak koymuş. Bir tane teolojik tartışma var mı şurada? Yok. Ne var? Zulüm. Zalim. Zulmün tasallutu. Zalimin tasallutu. İnsanın kudurma noktasına gelecek şekilde azması. İnsanın azgınlığını, zulmünü tatmin için neleri kullanacağı. Evet. Çağırsın kurultayını, derneğini, gücünü, güç odaklarını, güdümündeki her şeyi çağırsın. Çağırır ve hiçbir şey yapamazsınız. Hitler'e de bir şey yapamadılar. Mussolini'ye de yapamadılar. Sonra tarih cezalarını verdi. O tarih yapar, o ayrı. O tarihin diyalektiği. Saddam'a da yapamadılar. Onun da tarih cezasını verdi. Bugünkülere de yapamaz kimse bir şey. Ödleri kopar. Hepimizin ödü kopar. İnsanoğlunun ezeli, ebedi, temel duygularından biri korkar. Sen şurada vasıfları sayılan bir varlıktan korkmaz mısın? Yani bu insanın doğasına aykırı. Kullanacağı şeylere bak. Bunları nasıl aşacaksın sen? Biz de çağıracağız zevanileri. Sen o güç odaklarını çağır. Güdümünü aldığın yargıdan bilmem nereye kadar. Biz de zevanileri çağıracağız. Son tahlilde oraya geleceksin diyor. O ananın evlattan, evladın anadan, kardeşin kardeşten kaçıp canının derdine düştüğü hesap gününde. Şimdi Kur'an'ın insanlık dünyasına inen ilk suresinin son ayeti 19 ayet. Sakın. 19. ayet. Sakın. Şimdi peygambere hitap. Hocam bu sakın mı yoksa sakın mı? Sakın, sakın. Kella gene diyor. Evet. Ona boyun eğme, secde et ve yaklaş. Ona boyun eğme. Ha, bak diyor ki bunlar şöyle yapar dedim, şu odakları kullanır dedim, şu güçleri kullanır dedim, bunların hesap verme işi mahşere kalır dedim, kalabilir. Ama böyle dedim diye sakın bunların önünde eğilme. Eğer bana imanın varsa diyor Kur'an, la tuti'hu, bunlara sakın itaat et. Bu kelimeyi kullanarak Zuhruf suresinde bize ne diyecek Kur'an biliyor musun? Eğer bu tağutlara itaat ederseniz firavunlar yaratmış olursunuz ve Allah sizden bunun intikamını alır. Bu kelimeyi kullanacaktır orada. Matematik insicam tutarlılık dedim işte. La tudiyuhu, ona boyun eğme diyor, itaat etme. Ne yap? Secde et ve yaklaş. Mescud ve aktarip. Bugün hepimizin yaptığı gibi çırpın 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 çırpın, hiçbir çare yok. Evet. Görüyorsun, zulüm alıp gidiyor. Yolsuzluk alıp gidiyor. Dehşet alıp gidiyor. Haksızlık alıp gidiyor. Sefalet sürüp gidiyor. Mazlumun gözyaşı sel olup gidiyor. Allah ile aldatma sürüp gidiyor.
Bütün bunları düşünüp sonunda ne yapıyorsun? Sığınılacak bir tek şey kalıyor. Cenab-ı Hakk'a sığınıyorsun. Diyorsun ki, yani nihayet sana iltica ediyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Evet, içim sızlıyor, vicdanım isyan ediyor ama başka da yapacağım bir şey yok. İşte vesjud vakterif, secde et ve yaklaş. Secde ediyorsun. Secde edenin secde edilene derdini döktüğü yerdir. Ne mutlu o şekilde secde edebilenlere. Yatıp kalkanlara demiyorum. Onlar benim için hiç vızıldı. Secdesinde ruhunun ıstıraplarını mescuduna açan adamın secde, işte namaz odur. Bu asrın en büyük müfessirlerinden biri olan Seyyid Ahmet Hüsamettin Efendi diyor ki eserinde, anlatıyor da ne namazı diyor. Bu namaz kılan gördükle bunlarını, bunlar hayatları boyunca namazın 40 kilometre yakınına bile yaklaşamazlar. Bunların yatıp kalkması namaz değildir. 120 bin cami, %99,5 Müslüman, 76 milyon ülke. Ya git şuradan ya. Siz Allah'la dalga mı geçiyorsunuz? Ben bile yutmuyorum bunu. Allah yutar mı? %99'u geç. %9,5 hakiki secde etse bu memlekette hepimizin canını yakan kötülüklerin hiçbirisi vücut bulamaz. Secde mecde eden kimse yok bu ülkede. Var. Kendi ıstırabı içinde işte besrüt vaktaribe uyarak o secdede ıstırabını mescuduna, yani Cenab-ı Hakk'a açan, derdini ona açan, bunu bazen gözyaşıyla, bazen niyazıyla, bazen tazarruğuyla, bazen yakarmasıyla, bazen bağırıp ağlamasıyla, neyse o ona kalmış, onların tafsili olmaz. Ama sonuç bu. Hiç saklamadan yeri geldi söyleyeyim. Yani Kur'an'ın önünde aktörlüğün bir manası yok. 30 yıldır ben de bu ayetin şu verdiği ışıkla teselli bulanlardan biriyim. Oku diye başladı birinci suresi. İkinci suresi, vahyedilen ikinci suresi kaleme yeminle başlayacak. Bak. Mucize. Başka mucize arayan ahırda gitsin kendine bir yer ayarlasın. Bundan daha büyük mucize olmaz. Kur'an mucizelerin kitabıdır. İşte buyur. Birinci suresini oku diye başladı. İkinci suresini kaleme yeminle başlayacak. Yapay zekaya da sordum. Alak suresi, İslam'ın temel mesajlarını çok özlü bir şekilde özetleyen ilk inen surelerden biridir. Bu surede Allah'ın yaratıcılığı, insanı yaratma süreci, bilginin kaynağı olarak Allah, insanın kibirlenme ve azma eğilimi, doğru yol arayışı, ibadet ve takva gibi konular ele alınır. 1., 2., 3., 4. ve 5. ayetler. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak suresinin ilk 5 ayeti Allah'ın yaratma sıfatıyla başlar. İlk ayet, oku. Emriyle ilahi vahyin başlangıcını ifade eder. Buradaki oku emri, sadece okuma anlamında değil, Allah'ın büyüklüğünü anlamaya yönelik bir çağrıdır. Allah insanı alak olarak tanımlanan yapışkan bir damladan, embriyodan yaratmıştır. Bu, insanın yaratılışının basit bir başlangıcı olduğunu hatırlatır. Yaratıcı Allah, aynı zamanda kalemle öğretendir ve insana bilmediği bilgileri bahşeden, ona anlam ve bilgi veren yüce varlıktır. 6., 7. ve 8. ayetler. İnsan neden azar? İlk 5 ayette, Allah'ın yaratıcılığı ve insanın bilgiye ulaşma yolları anlatılırken, 6.
Ayette birlikte insanın yaratılışını unutarak kibre ve nankörlüğe kapılabileceği vurgulanır. Bu ayetler, insanın kendisini bağımsız ve her şeye yeter görme eğilimi sonucu azdığını söyler. İnsan, gücü ve zenginliği elde ettiğinde kendisini Allah'tan bağımsız görerek kibirlenebilir, fakat Allah, insanı tekrar kendisine döneceği konusunda uyarır. 9. 10. 11. 12. 13. ve 14. ayetler. Doğru yol ve engelleme. Bu ayetlerde ise Allah, iyilik ve doğruluk yolunda olan bir insanı engellemeye çalışanlara dikkat çeker. Ayetler, bir insanın namaz kılması ya da takvaya davet etmesi gibi iyilik ve iman yolunda hareket etmesinin doğru olduğuna işaret eder. Fakat insan, kendi nefsinin istekleri veya çıkarları için bu yolu engellemeye çalışabilir. Allah, bilmedim ki Allah gerçekten görür diyerek insanın yaptığı her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğunu ve bundan sorumlu olduğunu hatırlatır. 15. 16. 17. ve 18. ayetler. Cezalandırma ve tehdit. Eğer insan doğru yoldan ayrılır ve inkar ile kibirde ısrar ederse, Allah onu yüzüstü sürüklemekte tehdit eder. O yalancı, o günahkar alnı ifadesiyle, insanın bu türden davranışlarının sonuçsuz kalmayacağını, bunun karşılığını göreceğini belirtir. Bu, insanın gurur ve kibirine karşı güçlü bir uyarıdır. Allah, bu tür insanları tehdit ederken aynı zamanda onlara bir hatırlatma yapar, eğer onlar Allah'a döner ve tevbe ederse affedilebilirler, fakat devam ederlerse cezayı hak ederler. 19. ayet. Secde et ve yaklaş. Alak suresinin son ayeti, kibir ve inkara karşı son ve en güçlü mesajdır. Secde et ve Allah'a yaklaş. Bu emir, insanın Rabbine yaklaşması için tevazu ve ibadet yolunu gösterir. Secde, insanın Allah'a karşı boyun eğmesinin sembolüdür. İnsan ne kadar bilgiye ulaşırsa ulaşsın, kendisini ne kadar yeterli görse de Allah'a karşı boyun eğmesi ve Rabbine olan ihtiyacını kabul etmesi gerekir. Sonuç. Alak suresi, insanı yaratana teslim olmaya çağıran bir uyarı ve bir yönlendirmedir. Allah, insana bilmediğini öğretir, onu basit bir damladan yaratır, ama insan kendi gücüne kapılabilir, kibirlenebilir. Bu sure, insanın haddini aşmaması ve her daime Allah'a karşı sorumluluk hissetmesi gerektiğini vurgular. Aynı zamanda, Allah'a secde ederek ve ona yönelerek en doğru yolu bulacağına dair bir hatırlatma sunar. Bu surede Allah bizden, yaratılışımızı, bilgiye olan ihtiyacımızı ve ona olan muhtaçlığımızı unutmamamızı, kibre kapılmadan ona yönelmemizi, ibadet ve secde ile ona yakınlaşmamızı istiyor.